sonra tahmin verip Rus padişahına tabi olur. Harbeliği ve sertini bildiler. Vay Allah size kömek olsun benim cavan hanım. Yergin ki han atamda, ona tabi olan halıklar da size kömek edecekler. Yok, kömek etmeyecekler. Atam cavan han onların hamısına müracaat etti. Ama hiç birinden de ses çıkmadı. Biz tek boşuna bir sertene. General Siyanov'un koşunları Gence Kalası'na gelen yolları tutup ben dağlarım. Meşelerle seninle görüşmeye geldim. Kirleştin muharibet. Birden vurarlar. Seni gördüm. Allah eylesin. Sana gelen kadın öleceğiz. Benim ikiz kanım. Ben senin hicranına bir deyme de dözemem. Bir ucu Tebriz. Bir ucu Dermen. Neçe hanlık atamı bir sözüne ne kadar taşın çıkarabilir. Doğrudan mı han atam uzar günde cavab bana çömelemek istemir. İbrahim Han'ın ürəyi Rus padişahı inandı. Rus padişahının qalbi olmadı. Ne için? Ah, Rus padişahı neçə minlik sizden uzakta, Ruslar ölkəsindədir. Biz ne Rus'u görmüşük, ne de tanıyırıq. Ah, ne için? Onlar şimaldan gelip biz ağırlık eləməlidirlər. Biz yetişəsə qul olmuyoruz insanlara. Biz son damla qanımız qalana kadar vuruşacağız. Türk halkı heç vaxt, heç zaman, heç bir yan elini padişahı qul olmuyor. Bəs ne için? Benim hükümdar atam bizim gözəl vətənimizin Rus padişahına tayib olmağını istəyir. Yox, ben buna inanmıram. O ağam hem de şaha tayib olmaq istəyir her halda. İndi Rus padişahına tayib olmaq istəyir. Yox, bu ola bilməz. Bu barədə danışmağa artıq gelir sərdənə. Sən onu bil ki, mən düşmənlə vuruşduqsa, sən həmişə mənim gözlərimin önünə gələcəksən. Salamat ol, sərdənə. Şeyhullu xan! Yox, mən sənin yanında olmaq istəyirəm. Ben de seninle birlikte düşmanla başlamak istedim. Özüm bilirsin ki nişan atmakta hiç birlikten geri kalmaram. Ben de gelirim. Yok, bu mümkün değil. Salamat kal, sen de olma. Salamat. Sen de olma. Thank you.
Filme gelmişler ki Ela Hazret Rus padişahına hizmet edin. Çünkü Ela Hazret ve Rus padişahıyla dinimiz, mezhebimiz değildir. Türkler bizim düşmanlarımızdır. Ne için? Bunlar sizin Karabağ'da, İravan'da yerleşip kentler, obalar falanınızı imkan verirler. Size tohum bunlar. De görün sen bizim bayrağı kim gönderir? Beni bırakacağım ben yegane maksadım. Ela Hazret Rus padişahına kulluk elemekti. Bakın Ela Hazret'in ordusunda Ermeni milletinden de vakitarı saksılar olur. Oy bu koçlarla hakikati dedirsinler. Aslak Dubahi, Aslak Dubahi. Ela Hazret, sen tabi şakir sizin kendiler arasında almanıza demezsin. Kazına giden bütün sizin yolları bilir. Yoksa sen melik olmak istiyorsun. Ela Hazret Dünya'nın bu merhametine sana edeceğim hizmetim o mal olmak istiyorsan. Koncaracay, Ermeni melilerini bilsinler ki onların babasına bu şerefleri merhametli Rus generali verir. Oho, sen tarihe düşmek istiyorsan. Ela Hazret, tarih var edebildin ki hiç vakiyatın değil. Biz tarihe sayın. Teksir özünüzdedir. Çünkü siz ayağınızı yorganınıza göre uzatmışsınız. Siz Veli Kayarime Neciyas için ekle sığmaz derecede büyük coğrafi sahe nezerde dursunuz. Siz büyük Don Kikot'tan ağa götürseydiniz yakışı olardı. Bura bak. Bizde malumat var ki İbrahim Han'a hizmet ediyorsan. Ne oldu ki kaçtın? Malumatınız doğrudur. Ancak ben Ermenilerin birliği gelişimi çalışıyorum ki Fethali Şah'la İbrahim Han'ın arası gelsin. Yani İbrahim Han Fethali Şah'a dinlemesin. Düşman olsun onu. Niçin? Bu Ermenilere ne hayır verebilir? Ela Hazret, her seyredin ki Türkler bizim dede baba düşmanımız Fethali Şah'da Türk. Eğer o İbrahim Han'ın kader denizi sahilinde Tebriz'den tutmuş Gürcistan'a kadar büyük bir arazide Azeri devlet yaratmasına köle eylese Kafkas Ermenilerin tamam battı. Bir taraftan Osmanlı Türkleri, diğer taraftan Kafkas Türkleri hakimiyeti. Biz isteyiriz ki Ela Hazret Rus padişahı bu iki kanun düşman tülinden istifade edip Kafkas'ı tamamıyla silah eylesin. Ve siz Ermenilerin İran'da Ermeni devleti yaratmanıza kömek etsin, öyle mi? Tanrı Allah'ın sizlere istediğiniz bunu. Aferin, bu konuları yakışınca yedirip için. Ay, eğer verdiğin malumatlar dürüst olmazsa... O zaman benim boynum sizin şöhretli kılıncınız altındadır. Ne meslehet bu? Bugün müşahmanların oruç bayramıdır. Akşam Molla Minare'den efendilere ki bütün müşahmanlar süfre başına yürüşüp zülmetin yemeklerle oruçlarını atacaklar. Sizin için bu çok azeşli hücum da yapmalı. Molla sadece de okuyacak. Hakkım ben kendime rahatım. Yaşı. Akşam saat 7'dir. Tapşır bu herifin hiçbir hareketini gözden koymasınlar. Demek kalıya katı hücumu için her şey hazırdı. Tamam ya. Cevap Han Azerbaycan kanlarının en barışması, İmperator devletinin en amansız düşmanıdır. Bizi de değiller. Çok cesur, çok iyi adamdır. Eğer bu vuruşta biz onu mağlup etsek, diğer kanların da gözünün onarmış oluruz. Bütün yakın uzak şehre yol açmak için Dağıstan'ı, Azerbaycan'ı, Gürcistan'ı bir dakikada vakit girmeden istihle edeyim. Büyük Rus devletine tabi etmek lazımdır. Cavad Han'dan sonra yolumuz
Bir bakış. Başıyalı. Cemaat kanın özünde oldu. Ben defalarca ona dedim ki Rus padişahına tabi olmak lazımdı. Benim kızım Sertenet Bey'im de onun sehvinin kurbanı oldu. Yok. Yok İbrahim. Benim kızım senin kurbanı oldu. Sabah kalkarsın ki çok benim. O bin beklerle dostum çekin. Arabat uşağımızı kırmaya gelen, namusumuzu herhalde teslim olabilmez İbrahim. Kanlar benim şah olacağımdan korktular. Ben defalarla onları başa salmak istedim ki ben şah olmak fikrinden çok uzakam. Ben ancak Azerbaycan'ın vahid, müstakil devlet olmamını isteyirem. Allah'tan haklı taraftarım olduğu için Kur'an-ı Şerif bize hakka, adaletle tanıdığı için ben de hakikaten sana demeye borçlu yapıyorum. Tamam. Gence kalasın başı şehitler. Benim kızım da siz halların arasındaki tebliğçiliğin kurbanı oldu İbrahim. Ben Cavat Han'a dedim ki sabreylesin. Ben evvelce Siyan oğluna danışmak istiyorum. Hiç kes beni başa düşme işlerim. Niye bu Türklerden alacakmışsın ha? Bu Türkler bize neyini
Kızın oğlu hasara açık olduğun için hem çabuk kişilerin tarafını sakmışlar. Bizim kara peçesiz olmasaydı cesetaydın onu ara bulurdu senin dönlerim öyle verdiğimi sağlar. Ah! Bela lafına beni yazaydın cesetaydın koydun şu kezar. Görüm o kara peçesiz Allah aldırsın. Nasıl 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 ey hayvan usta. Mayor insan ev için senden yalan konuşacağım. Değil, Manya, Aya Cena, o kim Kursna'ya. Ah, 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 ne yürüm onu ha? Kazam onun rayına, la böyle donu da okşuyor. Yahçı, donu da seni çobanın önünden çok değilsin, onun önünü pis değilsin. Ben mayoru neyirem ha? Yine general olsaydı. Yapma da. O başka mı? Bu konuk. Kim derdin de haksızdır? Ne yapayım? Hem ben mayor. Ah. Sonra general. Ah. Al haydi. Çünkü koyun böyle senin başına. Benim kişiye bak. Kişiye. Yaman da kişi sanırlar. Ah. Kim östünüz? Siyaset lazım. Değil. Ah. Siyaseti bu. Lan bizim de bir kömürlüktü. Ha! Kim olursa olsun lan. Benim namım o donlu sıfır mayoda zahram geldi. Görürüm. İndi de o kasaya görende öldün içirirsen. Ha. Seni başa salabilmedim ki bu Türkler bizim dede baba düşmanımız. Yok. Fakat o onun için benim bana zorlu Vanya'nın bugün Erman'ı kaldı bari de işler için güçsüzdür bundan sonra canım. Ehibarada devam edeyim. Onun ruhuna dua edeceğim. Yaşlı hayvan usta. Bak getir, ben getirim. Kara getir onu gecemini vakti, hara. Baba. Ne yapıyorsun? Hep alalım gidiyorum. Ha. Komşu benden olsun ya sen gidip kadar kendine. Düz alalım usta. Ara, ara. Yaptın lan, Allah'tanızdan ele malik gözünün kabağında verilirsiniz. Ha, benim de Allah Hazreti İbrahim Han'a olan sadakatı Cenab-ı'nıza malum odur ki böyle tanrıdığın tahtalık eylemine düşünün nasıl oldu da. Yaşı de, kulak astıra. Han Hazretleri, bana ele Cenab-ı İbrahim Han'ın meyli ruhları sanır. Ha, odur ki siz yan ova Azerbaycan'ı sarmağa çürmeyin ki. Fethali Şah'ın sizin komandanlarınızla 5000 koşun göndermesine asallaşmış. Yalan değilsin! Hırfan ata! Esbahrus Padişah'ın taraftarı olabilmez! Han Hazretleri, atamızın sadık reyyeti olan Vanya Üçbaşı size yalan söz diyebilmez. General Zubov gelip Derbent Karası'nı alında vatanı sizi güzel hediyelerle onun huzuruna gönderir Rus Padişah'ını tabi olmaya hazır olduğunu bildin mi? Yani mühanatam. Sonra ondan dostluk elemesliydi. Yerden olmasaydı. Bazı baka bayi bakanı ona ele vermez. Beni şahın sarayına göndermez. Han Hazretleri. Ben sizden neden yalan konuşabilirim ki? İbrahim Han biz Ermenilerin hem şehir mahalleler olmuş. Yani yüz başı olmuş. Ben herkese iki Azerbaycan'ın saadeti İran Şahı'yla dostluktadır. Değildim bakı, Fethali Şahı'yı da İran cemaatinin eşleriyeti de Türk. Yaşı, sen git. Ben biraz fikirleşmem. Elbette indi ile mürekkep baktı ki fikirleşmedim. Kurtardı! Git!
İlahi, sen benim kan atamı düzgün yok bağına kömek eyle. Ayzer'i kalkı, hes bir vaat. Rus patişahına köle olabilmez. Olabilmez! Beş mi?
Çetin Kızılbaş koşunla divan tutsun. Koy senin boynunu, kolları kılıncı vursun. Yıkın gözümle. Sizin dilinizden eşitmek beni o kadar sevindirdi ki şartlarından okumak. Ne olur oku. Ben de İrmenlerin nezle okumalarını eşitmek istiyorum. Satın uzun hırmazlar sarı karın aman sarı karın aman sarı karın sana ne bu ki Türk mahlısıdır. Ey general hazretleri, halis Ermeni mahlısıdır. Biz Ermeni halkının dertli değildir. Öz ali, öz başı, öz vatanı olan başka milletlere nasip olan kosbatlı bize kismet olmuyor. Dünyanın her yerine sefalanmış, biz Ermeniler yurtsuz yuvası dolmuşuz. Hiç özüm de bir günah niye benziyor? Ona göre ki siz akmaklar hem işe boş hülyalarla yaşıyorsunuz. İyi bilirsiniz ki birliği kayar beni yaratmak lazımdır. Koy bunlara lan hazret! Bu tuzlar denizlerden denize her yeri tutuklar. Onlar bizim düşmanlarımız. Ali Kivanya, sen Kafkaz'da yaşayan Ermenilerin liderlerinden sen. Kaldırı başa sal. Bu onlar İravan Hanlığından Kars'ta Erzurum'da birleşip Ermeni devleti yaratmaya sen göstersinler. O zaman büyük Rus İmparatoru da size kömür eder. Yaxşı, indi ise İbrahim Han benimle görüşmeye için buraya gelirsen. Yo, seni burada görmemelidir. Demeli, Kanın bütün hareketlerini, onun bize ve İran devletine olan münasebetini dəqiq izləməyi
Senin keşfete tapşırıram. Dikkatli ol Melik Valiya. Eğer verdiğin məlumatlar dürüst olmazsa... Bak, Mahir, bak! Senin bütün əlaqən mayor Lisaneviç olasın. Yaxşı tutardır, gidə bilirsin. İmperatorun çoxdankı fikridir ki, Azərbaycanla Türkiyə arasında, ümumiyyətlə Qafqaz sərhədi arasında bir erməni dövləti yaratsın. Bu barədə təbliğatı gücləndirmək lazımdır. Cənab general, bu hər şeydən əvvəl bizim bütün Qafqaz, o cümlədən gedib-gedib Farsistana birləşən Azərbaycana hakim olmağımızdan asılıdır. General əzərlər, İbrahim xan təşrif buyurmuşdur. Xanı çox hörmətlə qarşılamaq lazımdır. Cənab İbrahim xan. Sizin Rus dövlətinə olan ixlasınız Əlahəzrət İmperatoru xeyli məmnun edəmişdir. Sizin və Şəki xanının Rus dövlətinə müharibəsiz tabi olmağınızı biz həmişə yüksək qiymətləndirəcəyik. Cənab general, biz də böyük Rus padişahına və onun generalına həmişə sədaqətli olacağımıza söz Cənab xan, Əlahəzrət İmperator və onun generalları sizin bu sədaqətinizi yüksək qiymətləndirəcək və hökmdar İbrahim xanın bütün xanlıqları birləşdirərək bütün bir dövlət yaratmağına kömək edəcək və həmişə də sizinlə dost olacaq. Cənab general, biz də vahid, müstəqil bir dövlət olandan sonra Rus general dövlətini sadiq bir dostu olacağımıza and içirik. Cənab xan, sizin qızınız Ağabəyim ağa vətəli Şahanbaş elədir. Özü də böyük əqil zəkə sahibi olduğu üçün deyirlər, onun hər işdə, hətta daxili, xarici siyasətdə də Fətəli Şaha böyük təsiri var. Fətəli Şah da sizin kimin türkdür. Hətta deyirlər, Ağabəyim ağa İngiltərə kraliçası ilə hətta Napoleonun arvadı ilə də məktublaşır. Cənab general, nə demək istədiyinizi başa düşürəmiz. Ancaq cənabınıza məlumdur ki, hələ böyük Yekaterinanın əmri ilə general Zubov gəlib Dərbənd qalasını alanda, mən öz oğlumu qiymətli hədiyyələrlə onun yanına göndərib, Rus padişahına tabi olmaq istədiyimi bildirmişəm. Doğrudur, bu mənim xatirimdədir. O zaman Ağabəyim ağa sarayda qız ilə. Hələ Fətəli Şahın hərəmi olacağı da eşkəsin altına gəlməzdi. Bu da mənə məlumdur. Amma cənab xanım, deyirlər, hər zamanın bir hökmü var. Naxçıvan hakimi Kərbəli xanla, İrəvan hakimi Məhəmməd xan, böyük Rus dövlətinə hücum etməmək haqqında mənimlə bağladıqları əhdnaməni bozaraq, Babaxan oğlu komandası altında bizə hücum edən Fətəli Şah qoşununa yardım elədilər. Cənab general, yəqin sizə o da məlumdur ki, Fətəli Şah onun sarayında xan olan oğlumun komandası ilə sizə qarşı vuruşda mənə kömək üçün 5000 qızılbaş qoşunu göndərmişdir. Mən ona qoşunu Azərbaycandan geri çəkməyə əmr elədim. Tabi olmadıqda müharibə elədim. Mənim qəhrəman atlıları onun 5000 qızılbaş qoşununa divan tutub tələm-tələm saldılar. Əbülfət xan özü qaçıb arazını otaymışdır. Cənab general, mən sizin sözlərinizdə bəzi şübhə kölgələr görürəm. Cənab xan, biz Azəri xalqı mən sizdən gizləmirəm. Əgər Şah İsmail Xətai ikinci dəfə İran taxtına əyləşsək, mən başda olmaqla bütün Azəri xanları onun hakimiyyəti altında birləşməyə razı olmalı. Çünki
Şah Hatayi öz halkının oğluydu. Öz dilini, öz milli adet enenelerinin sahibiydi. Ama eslen Türk olan, o biri şahlardan biz bunu görmüyoruz. Milliyetçe Türk olan Ağa Mehmet Şah ölürken son sözünü de Farsça dedi. Cenab General, biz öz torpağımızın, öz dilimizin, öz adet enenemizin sahibi olarak. Ve eğer Rus padişahı bu yolda bize kömek ederse, biz de hemşe onun en sadık dostu olarak kalarız. Cenab-ı Hak, ben de tekrar ederim ki, siz bu barede El-Hazret İmparator'un her tür köpeğine arkayı olabilirsiniz. Cenab-ı General, ben cuman edirim ki, sizin sözünüz Ali Cenab, esin zadecan sözü. El-Hazret İmparator, size General Leytinan, oğlanlarınız Mehmet Hüseyin Han'a ve Mehmetullah Han'a General Mayor, kiçi oğlunuz Hanlar Han'a ise Halkovnik rütbesine tabirlenmiştir. Ama Cenab-ı Hak gerektir, diplomatyada her şey aydın olsun. Ona göre de icazı verin, Mayor Lisanevich bizim yani Rus devletinin şartlarını size beyan etsin. Bir, İbrahim Han bütün devletlerle alakasını kerti kesip tamam dünya milyasında yalnız Rus devletine tabi olur. İki, Han komşu hükümetlerle ancak Rus serdarının icazesiyle münasebet sağlayabilir. Onların mektuplarına ancak Rus serdarının icazesiyle cevap verebilir. Üç, Qarabağda olan Rus koşunu için Han ucuz kıymete buğda aldırmalı ve koşunu mənzil ile təmin ettirmelidir. 4. Han ildə 80 bin əşrəfi Rus xəzinəsinə xərac verməlidir. 5. Rusiya Qarabağ cəmadının və Xanın mühafizəsini öz üzərinə götürür. Bu məqsədlə daim olaraq qalada 500 nəfərdən ibarət Rus koşunu olacaqdır. Xan ağa, generalın size təqdim ettiği bəhnamədən belə çıxır ki, Qarabağ, bütün Azərbaycan Rus paskarının müstəndəşəsi olmuşdur. Sizin 40 yaşından olduğunuz Azərbaycan halkı bunu qəbul edə bilməz. Oy Rus paskarı bilsin ki, biz, sizin vətənimiz heç vaxt, heç bir zaman heç bir dövlətə qul olmamışdır. Heç bir dövlətə müstəndəşə olmamışdır. Biz buna gələrsən, elə cuman edildi ki, Rus paşahı... Sus! Sənə kim ixtiyar verib ki, öz hökumdarının qarşısında belə qələtlər edirsən? Əgər bu əhdinə məni kabul edirsən, sən daha hökumdar deyilsin. Sən Rus paşahının əmrinə tabi, onun gücsüz bir əyələ... Şeyh Bayır da mənim hökumu gözlə! Yox, xan ağa, daha mən sənin hökumunu gözləmirəcəm. Mayor Risaleviç, siz ki bu qaçaq isyançı ne demək fikrindədir? Cənab Han, Egoy boğulanın bu cür ötkən malçığı sizi taşmaz salmasın. Əmin ola bilərsiniz ki, böyük Rus çarı sizin hökmranlığınız altında bütün xanlıları birləşdirərək vahid bir dövlət yaranmasını istəyir. Ve emin olabilirsiniz ki o zaman böyük Rus devleti sizin dostunuz gibi daha sizin dağlarınızda Rus koşulu hisseleri saklamağı da lüzum görmeyecek. Siz buna emin olabilirsiniz Cenab-ı İbrahim Han. Ben Rus padişahının samimiyetine inanırım. Cənab General, mən həmişə bu əqidədə olmuşam ki, bu türk xanlarına heç bir zaman etibar eləmək olmaz. Doğrudur. Doğrudur. Çünki bizim işimiz ədalətin hükmüdür. Əgər biz bu türk xanlıqlarını öz himayəmizə almasaq,
Onlar daima birbirlerini didip parçalamakla büyük sivilizasyonun inkişafını mani olacaklar. Ona göre de tabi olmak istemeyene divan tutmakla o birilerine de ders vermeyi lazımdır. Biz Cavad Han'a rehim edebilmezdik. General Hazretleri, büyük devletler için rehim şartı gelir. Büyük devletler her şeyden evvel öz kudretlerinin kayasına kalmalıdırlar. Uşak vaktinden heyvanat parkında şirlerin ne kadar et yediklerine bakıp düşünürdüm ki, görürsem burada bu kadar et yemekle doymayan bu şirler, meşede ceyranlar, marallar olmasaydı ne ilerdiler? Demeli, güçsüzler, güclülere tabi olmalı. Yok canan mayor, yok. Biz zayıfları parçalayıp uturuk. Mes biz, büyük Rus devleti, onları daha kadar yırtıcılardan muhafaza edirik. Melik Maniye deyir ki, İbrahim Han'ın Cavad Han'la gizli alakası var. Hatta bir nefer ermeni kadını gece vakti İbrahim Han'ın karargahına namalı bir adamın necə girdiğini gördü. Ben Melik Maniye'ye tavşırdım ki, bu alakanın neden ibarat olduğunu dürüst şekilde öğrenip təcili mənə haber versin. Melik Maniye'den başka siz özünüz de son derece sərbaht olun. Han tarafından bir hayalet gördüğü de defa onlara amansız divan tutmak lazımdır. Ben Bakının üstüne gedirəm. İmperatoru bizi tələstirir. Büyük Yekaterina'nın başladığı işi sürətləndirməliyik. Rusya gözləyə bilməz. İmperator ordusu, iki başlı qartalın, hakim baxışları zillənən uzaqlara doğru yıldırım sürəti ilə ilerləməlidir. Sənin üçün uğursuz olmadı.
İran şahının hərəmini indi bütün dünya tanıyır. Onun siyasete müdaxiləsi ilə böyük diplomatlar maraqlanır. Kraliçalar ondan dostluq yaratmaq arz edirlər. Qarşınızda belə açıq danışdığıma əhd duyurum xanım. Əgər vətənimizin taleyi ilə bağlı olduğuna inanmasaydınız, məhəbbətinizi yüz belə şahzadəliyə də dəyişməzsin. Ancaq siz məni inandırmışsınız. Nə etməli qızım? Siyaset günde 100 defa istikametini değişen küleye verdi. Belki de elədir. Ancak ben Cavad Xanımın halk kahramanı, yenilmez Azeri ikidlerimi, arvaqları, köpe uşaqları tonlar peşine tutan canlı Rus generalının şadyanalı mevzisinde iştirak eləməyim. En azı Azeri halkına karşı hıyanet hesab edirəm. İlahi, axı nə üçün Azeri vətənində xan küləkçən bütün bu dəhşətlərə dözdü? Axı nə üçün ildırımlar şaqqıldayıb o şadyanalıq məclisini küləmədi? Gələcək nəsillər siz sonra lənətlər okuyacaq. Sizin ruhlarınız ədalət təhlərində oxudub yaracaq. Sizin nəsilləriniz Azeri oğlanlarınızda baxa verməyəcək. Rədd dur burada! Rədd dur! Ben
Mən xalqıma xəyanət eləmişəm. Ar olsun sənə İbrahim. 40 ildən çox Qarabağın, Azərbaycanın ən böyük bir hissəsinin hökmdarına Rus generalı özündən aşağı rütbə verəndə bildim ki, aldanmışam. Mən nə üçün kürək çayda qılıncımı çıxardım, onun boynunu vurmadım? Nə üçün? Ey böyük adam, sən böyük olduğun üçün böyük günahlar da bağışlayarsan. Mən elə deyəcəm ki, təkcə sən məni bağışlayasın. Tamam, yat bir dünyada. Bu mənim ürəyim sıxır.
keçək hadisəsini, sənin mərd qəlbinə tökən ağırlığı. O tür Rus generalının həyəsiz cazına, Azərbaycan hökumdarına, müstəmləkə təkliflərini bəyan edənlər, ellər igidi, Qanan xanın oğlu, İbrahim xan onun ağzının içinə bir güllə sıxmadığına hələ də mən təəccüb edirəm. Bu bir anlıq mənim ağlıma gəldi. Ancaq onun təpədən dırnağa qədər silahlanmış qoşununun Qarabağ cəmatını uşaqdan böyüyə qırıcdan keçirəcəyini düşünüb sustu. Kürəkçay hadisəsi bütün Qarabağ ayağa qaldırmışdı İbrahim. Hətta arvadlar bu döyüşə belə hazırlaşırdı. Mir Mehsin ağa mənə dedi ki, görürəm, sən bu generalla vuruşa hazırlaşırsan. İbrahim, onu bil ki, Tətəri Şahda sənə bu işdə kömək edəyərdi. Mənə heç bir hökümdarın ikiyüzlü köməyi lazım deyil. Mən sayca farslardan çox olan bütün Azərbaycan xalqını ayağa qaldıracağım. İbrahim, mən sənə bu son döyüşdə xeyir dua edim. Mən də sənin ordunun qabağına düşüb, onları intiqamı çatırım. Ani bir düşman generalı Azərbaycan hökümdarını təhdir etmiş. Amma indi gəl gələk təzə yaz, dincəl. Sən get. Mən biraz tək qalmaq istəyirəm. Atam Pənah xan ölürkən məni yanına çağırıb dedi: "Oğul, vətən torpaq darda olanda qılınç gündə qalmaz. İndi mən bütün Azərbaycanı ayağa qaldıracağım. Son ölüm dirim vuruşuna. Ey böyük yaradan, intiqamımı qəbul et." Benim evli sevmetenlerim, Azeri ikinlerim,